Evet sevgili izleyiciler, sevgili Rumeli TV izleyenleri, EBIT Fuarı'ndayız. Yanımızda Kırklareli standında sevgili başkanımız, Demirköy Belediye Başkanımız Sayın Muhsin Yavuz Beyefendi var. Efendim hoş geldiniz İstanbul'a, fuara. Nasılsınız başkanım? Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyiyim Allah'a şükür. Her yıl düzenlenen EBIT Uluslararası Turizm Fuarı'na Demirköy Belediyesi olarak katılıyoruz. Bu sene de Trakya Kalkınma Ajansı'nın koordine ettiği standla hep beraberiz, Trakya olarak beraberiz. Çok güzel geçiyor. Trakya'mızı, yöremizi, ilimizi ve Demirköy ilçesini özellikle çok güzel tanıtımını yapıyoruz. Güzel oluyor. Şimdi her geçen yıl ilgi ve alaka daha çok artıyor. Tanıttıkça yöremizin geleneklerini, göreneklerini, anneannelerini, turizmini, doğasını tanıttıkça ilgi daha çok artıyor ve ondan dolayı bu sene çok kalabalık. Ümit ediyorum. Önümüzdeki yıl bunun 2 katı, 3 katı daha kalabalık olacak. Şimdi EBIT Turizm Fuarı biliyorsunuz çok kapsamlı uluslararası bir turizm fuarı. Bugün burada bu ülke katılım 85 tane dış ülke, yabancı ülke katılıyor. Türkiye'mizin her yerinden iller, ilçeler katılıyor. Ciddi potansiyel oluşmuş. Kalabalık son derece yoğunluk var. İlgi son derece güzel. Beklediğimiz sonuçlar son derece verimli ve olumlu. İyi geçtiğini inanıyoruz. İyi olduğunu düşünüyoruz. İnşallah böyle turizm fuarlarının devam etmesini diliyoruz. Şu anda çok iyiyiz, memnunuz. 2017 Çilek Festivalimiz çok harika bir Çilek Festivali olur. Önümüzde de zaten şu anda bu. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi kameraya karşı tutalım evet, başkanım. Şu anda önümüzde. Geçen yılki değil mi başkanım? 2017 tabii. Yılı. Çok muhteşem oldu. Çok yoğun bir katılım oldu. Kaç gün sürdü başkanım? Biz şimdi bir gün sürdük ama bir gün yetmiyor artık. Bir gün yetmiyor. Önümüzdeki sene. Önümüzdeki sene iki gün, en az iki gün düşünüyoruz Allah nasip etse. Tarihini daha belirlemedik. Zannediyorum ki bu Şubat ayı toplantısı olmazsa Mart ayı toplantısında bunun kararını alacağız. Tarihini belirleyeceğiz ve o Çilek Güzelim Çilek Festivali'ne bütün Trakya'yı davet ediyorum. İstanbul'u davet ediyorum. Gelsinler, görsünler, baksınlar. Çok güzel Çilek Festivali oluyor. Şimdi oraya gelecek insanlarımız hangi amaçla gelirse gelsinler. Yemek yemeye geliyorsunuz. Yemeklerin en kralı, en doğalı, yöresel yemeklerimiz mevcut. Çeşitli lokantalarımız mevcut. Etimiz, en ünlü yemeğimize başkanım. Etimiz, boşnak böreğimiz, boşnak mantimiz, çevirmemiz, çok meşhur yemeklerimiz var. Etlerimiz muhteşemdir. Etlerimiz muhteşemdir. Balıklarımız yine aynı kez yine adada çıkan çok taze, leziz balıklarımız var. Yemeğe gelmek istiyorsalar mevcut. Turizme gelmek istiyorlar ki zaten bütün turizmin donelerinin mevcut olduğu bir bölgedeyiz. Tarihiyle, mağarasıyla, kültürüyle, doğasıyla, Longoz ormanlarıyla, dökümhanesiyle dediğim gibi bütün turizmin değerlerinin birleştiği yer Demirköy ilçesi. Onun için nasıl bir gezmek istiyorlar, neyi görmek istiyorsa geldiklerinde mutlaka bulacaklardır. Çok uzak bir yol değil. Yani İstanbul havalarından bindiğin zaman Demirköy'e 2 saatte gidiyorsun. 2 saatte gidiyorsun. 2 saatte gidiyorsun. 2-2,5 saatte biliyor dünyada Demirköy ve İstanbul arası. Çok pahalı bir bölge değil. Çok rahat edebileceğiz, kafasını rahat edebileceği, dinlenebileceği, efendime söyleyeyim, az önce bahsettiğimiz gibi doğal güzellikleri görebileceği, doğal yemekleri, lezzetleri tatabileceği bir bölge. Mutlaka herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz. Her geçen yıl biraz önce de bahsettiğim gibi arz talep meselesi, talep ediliyor, mutlaka talebe karşı cevap veriliyor. Yeni otellerimiz yapılıyor, yeni pansiyonlarımız yapılıyor, yeni lokantalarımız, yeni iş yerlerimiz mutlaka yapılıyor. Ya biz bütün altyapıyı turizme göre oluşturuyoruz. Ya turizm orada mutlaka, Allah bana ömür verirse turizmi orada mutlaka canlandıracağız. Mutlaka istediğimiz seviyeye getireceğiz. Şu anda ilçemin merkezi nüfusu 4000. 4000 nüfusu var ama yazın tabii inadayla beraber 50-60 bin olduğu günler oluyor. Bayram tatillerinde çok kalabalık oluyor. Evet. Hem inadada 2 fırınımız hem Demirköy'de 4 fırınımız 24 saat çalışmasına rağmen bazı sıkıntılar yaşıyoruz ama inşallah bunları daha önce yaşayarak tecrübe sahibi olduk. Bir daha böyle sıkıntılar yaşatmamaya özen göstereceğiz. Dubise mağaramız çok özel bir mağara. Trakya'da yok öyle bir mağara. Türkiye'de de yok ben zannetmiyorum. Yaklaşık 2500 metre boyunda güzel su sarkıtları oluşmuş doğal güzelliklerle. İçliğinin merdivenlerin falan ışıklanması her şey yapılmış. Turizme açılmış. Harika bir turizm gezisi yapılabilecek bir mağara. Tabii ücret talep var ücret. Sayın Valimizin belirlediği bir ücret var. Ücret karşılığında biletle giriyorsun. Cüzi değil mi başkanım? Cüzi bir ücret değil mi? Cüzi bir ücret. Yani çok da bir pahalı. Ailece gelsek çok pahalı yeriz. Çok pahalı, pahalı değil. Herkes gelsin gelsinler. O ücretler böyle bahsettiğimiz gibi el yakıcı falan değil. Sadece at koyulur. Yani öyle insanlara çok güzel bir gezi alanı. Hem doğasıyla, tabiatla hem de dediğim gibi içindeki o sarıklar o kadar güzel bir dekor ve desen vermiş ki bakmaya kıyamıyorsun yani. O kadar güzel bir mağara. Keşfedilmeyen yerleri var. Arkeologlarımız çalışıyor. Tabi Bulgaristan'a uzanıp uzanmadığını net bilmiyoruz. O şey çalışmalar sonucunda belli olacak. İnşallah dediğimiz gibi hak ettiği yere gelecek diye düşünüyorum. Şimdi bunlar
Tabii çok yerde yapılıyor ama bizim arkadaşımız, aynı zamanda benim belediye meclisim, başkan yardımcımın da kızı olan Neşe Hanım yapıyor. Gerçekten bunlara baktığın zaman bir el emeği ya, göz nuru el emeği derler ya, harika bir eserler ortaya koymuş. Ben insanların el emeğini nasıl yaparsa yapsın hastayım yani. Böyle güzel eserler ortaya çıkarmışlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Demirköy tabaklarımızı onlara yaptırıyoruz. Bütün hediyeli keşelerimizi falan kendilerine yaptırıyoruz. Bunlar Demirköy'de hazırlıyor değil mi başkanım? Demirköy'de de var. Burada da şu anda eşin işi nedeniyle buradalar, burada da yapıyorlar. Evet, Demirköy'ümüzün ve hatta ülkemizin tantime güzel sanat eserleri değerleri. Arkadaşımızın ellerine sağlık. Harika yani bir çok şık. Harika bir eser ortaya koymuş. Evet, Neşe Yürücay. Neşe Ay hanımefendi evet. Yapmış. Son olarak dileğim şu. Önce ülkemize huzur, dirlik ve birlik diliyorum. Şu anda Suriye'de savaşan ordumuza muvaffak diliyorum. Muvaffaklar diliyorum. Allah yardımcıları olsun diyorum. Daha sonra ülkemizin tabii birliği hepimizin önceliğidir mutlaka. Bundan sonra da Demirköy'e, Trakya'ya, Kırklareli'ne gelecek insanlarımızı her türlü konuda karşılamaya, misafir etmeye hazırız. Huzurlu bir bölge, kaliteli bir insanların yetiştiği bir bölge, onu söyleyebilirim. Misafirperver, yumuşak ve medeni insanlar. Misafirperver bir bölge. Bütün az önce söylediklerimin hepsi mevcut Demirköy'de. Gelip gezebilirler, görebilirler, yiyebilirler, dinlenebilirler, tatil yapabilirler. Bu vesileyle ben sizin aracınızla da hem Trakya halkına hem Demirköy halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün herkesi Demirköy'e bekliyorum. Aynı zamanda Rumeli TV'ye de böyle bir fırsatı bize tanıdığı için kendilerine, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Herkese sağlık, huzurlu, mutlu yıllar. Çok teşekkür ederim.